Nereye doğru gidiyor lan bu ülke? eyvallah bu soruyu zaten zaman zaman soruyoruz ama artık son birkaç ayda yaşanan olaylar bu tekel baskını hatırlıyorsunuzdur. Ondan sonra yine buna benzer bir sürü olay yaşandı. Gerek kamera kaydı olan gerek kamera kaydı olmayan. Ve son olay Türkiye'yi sarstı resmen. Şimdi olaya dair herhangi bir görüntü ekranlara yansıtamayacağım. Youtube kuralları gereği. Ama zaten birçok kişinin izlediğini tahmin ediyorum. İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge soğukta üşüyen bir insanı görüp taksisini almayı tercih ediyor. Bu güzel kalpli vatandaşımız taksi kamerasından da gördüğümüz gibi maskeli olmasına ve tehlikeli bir tip gibi gözükmesine rağmen bu arkadaşa yardım ediyor. Hatta insan değil miyiz kardeşim hava soğuk tabii ki yardım edeceğiz gibi şeyler söylüyor. Sonrasında arkada bulunan şahıs istediği noktaya geldikten sonra üç el ateş ediyor ve adamı gasp edip oradan ayrılıyor. Ayrılmadan önce de öyle herkese güvenmeyeceksin diyor. Şimdi taksi şoförü evliymiş. iki tane çocuğu varmış. Gerçekten özellikle bu bilgileri öğrendikten sonra daha da kalbim parçalandı. Bu videolar tabii ki internetin dört bir yanında dolayı o çocukların karısının psikolojisini tahmin bile edemiyorum. Artık ülkede kimse kimseye iyilik de yapmayacak. Tabii ki Türkiye gündemine oturdu bu yaşananlar. Herkes de farklı bir şey hakkında konuşmaya başladı. Öncelikle yine Türk-Kürt meselesi patladı. Şahsın Twitter hesabı bulunmuş ve takip edilenlerine bakılmış. Aynı zamanda paylaşımlarından vesaire zaten tehlikeli, zararlı bir tip olduğu anlaşılıyor. Birçok insan haydutu bile Türk-Kürt olarak ayırmayı tercih etmiş. Eğer ülkücü bir insan yapsaydı, milliyetçi birisi yapsaydı böyle bir şey, Kürtçü ya da sol sayfa Falar, bu durumu bangır bangır konuşurdu. Fakat adam Kürt olduğu için bugün bunlar konuşulmuyor gibi paylaşımlar döndü Twitter'da. Onlara cevaben de benzer suçları işlemiş. Ancak aslen Türk olan insanların da konuşulmadığı ve burada Türk Kürt ayrımı ırklar üzerinden bir çifte standart olduğu söylendi. Bu şekilde sabahtan beri arkadaşlar Twitter'da bir Türk Kürt meselesi var. Zaten sürekli patlıyor böyle şeyler de. Hani bu olaydan sonra şunu anladım. Millet bu tarz bir şey bekliyormuş kavga etmek için. Ya bakın sıkıntılı gruplarda Türkiye'de Türk mafyası da var, Kürt'ü de var, Laz'ı da var. Yani biz haydutu da, Haysiyetizi de, şerefsizi de Türk-Kürt olarak ayıracaksak çok büyük problemlerimiz var. Benzer bir zaman aralığında Samsunlu bir manyak da birinin canına kıydıktan sonra kameralara böyle manyakça bir açıklama yapabiliyor. Şimdi bunun videosu olmadığı için yeterince konuşmayacağız. Ama toplum arasında mesele o kadar şey gibi duruyor ki hani bir olay çıksa da Kürt Türkiye sallasa, Türk de sallasa. Bakın arkadaşlar böyle bir mevzu üzerinde benim konuşacağım tek konu yine en çok konuşulan ikinci konu da buydu ve bence asıl değerli olan bu. İnfaz gelmeli midir, gelmemeli midir? Bir sürü insan fikir beyan etti. Şimdi kamera kaydı var. Her şey belli. Görebiliyorsun adam orada. İnsanlar da tabii şunu sordular. Bu kadar hayvancı bir insanı, bir vahşiyi 40 sene, 30 sene artık her neyse ölene kadar hapishanede ki çıkma ihtimali bile var. Ben kendi vergimle niye besleyeceğim? Biz bunun gibi su suçluları idam edelim gitsin. Ben idamı bu noktaya kadar savunan bir insan değildim arkadaşlar. Çünkü binbir adaletsizliğin döndüğü bu ülkede idam gibi bir suç hükümetin yararına da kullanılabilirdi. Ve idamın geri dönüşü yok. Fakat insanlar bayağı bir açıklamış. Yani demişler ki gerçekten net bir şekilde gözüken deliller, kanıtlar varsa idam neden bir seçenek olmasın? Şimdi bu videoda her şey belli zaten. Adam da belli. E, suçlu da yakalandı. İdam konusundaki en büyük soru işaretlerinden bir tanesi kanıtların yeterli olmadan kişinin idam edilebilmesi olması ve bu durum sıkıntı yaratabiliyor ama şu anda böyle bir mesele yok. Bayağı bir insan bunu savunmuş olmasına rağmen benim idamdan daha güzel bir çözüm önerim var. Bunun gibi vahşileri, insan hakları falan hiç umurumda değil. Ağır iş gücü gerektiren işlerde çalıştıracaksın. Gitsin elektrik üretsin, güneşin altında fare gibi dönsün, taş taşısın, demir kırsın, bir şey yapsın yani. Hem ülkeye bir katkısı olsun hem de ölene kadar çalışsın. Ama açıkçası bu gibi olaylar o kadar fazlalaştı ki artık ben de şey demeye başladım yani. Yeterince kanıt varsa ve biz bunu görebiliyorsak mesela ...bu olaydaki gibi. Kocaman kamera var. Adamı görüyorsun. Yapan kişi belli. idam olmalı mı? Abi düşünüyorum da olabilir ya. Değişen yasalara tepki gösterildi. Ve gerçekten haklılarda. Farkındaysanız kimsenin umurunda değil. Yani fail olayı yaptıktan sonra... ...çok da büyük bir mesele olmamış. Birkaç yıl sonra çıkarmış. Hatta yakalanmazmışçasına... ...oradan yürüyüp gidebiliyor. Bu korkunç ve Türkiye'de yaşayan... ...normal bir insana şu hissiyatı veriyor. Ben alelade yaşıyorum kardeşim. Her an benim de başıma böyle bir şey gelebilir. Çünkü bunu yapacak kişinin önünde duran net bir kurallar bütünü caydırıcı cezalar yok. Bakın tepki gösterilen yeni infaz yasası ne diyor biliyor musunuz? Hapishanede bulunan bazı hükümlülere kapalı cezaevinden açık cezaevine 3 yıl erken geçme ve buradan da tahliye imkanı getirildi. Bu hükümlüler arasında katiller, insan yaralayanlar yani burada saymak istemeyeceğim onlarca suçtan mahkum olanlar yer alıyor. E kural yok, bir şey yok. Ülke kutuplaşmış, insanlar zaten gergin. Adam taksiye biniyor, kendisine yardım eden bir insana karşı kamera olduğunu da bilerek yani yakalanacağının da neredeyse garantisi var. Böyle bir şey yapabiliyor ve insanlara gerçekten böyle söylenecek söz bırakmıyor. Bakın böyle küçük olaylar, küçük dediğim tabii ki çok büyük bir olay ama sonuçta onlarca kişiyi kaybettiğimiz bir saldırı vesaire değil. Ama toplumsal olarak o kadar fazla bizi mahvediyor, yaralıyor ve travmalar yerleştiriyor ki beynimize. Artık Türkiye'de normal sokakta yürürken bile insanlar paranoyak olmaya başlıyor. Nereye doğru gidiyoruz? Bakın tekrar sormak istiyorum. Bu bugünün leş rezil asla konuşmak istemeyeceğim olayı buydu arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum